siz gidebilirsiniz. Komutan Hürrem Hop. Buyurun kralım. İnaros'la birlikte zindana gidin. Yüzersif'e suçsuzluğu ve masumluğunun bizim için ispat edildiğini söyleyin. Biz ona saygı gösterecek ve onu en yakın dostlarımızdan yapacağız. Onu saygıyla yanımıza getirin. Dört gözle Yüzersif'i görmeyi bekliyorum. Radomon dedi ki size komplo kuran Züleyha ve diğer tepsili kadınlar suçlarını itiraf ettiler. Bütün suçlarını kabul ettiler efendim. Amonhotep en kısa sürede sizi serbest bırakacak. Ben yalnızca hiçbir zaman Potifar'a ihanet etmediğimi bilmesini istedim. Amonhotep de bilsin ki Yüzersif hain biri değil. Biliniz ki Allah hainlerin tuzaklarını onların başına geçirir. Yüzersif, ne oldu da Mısırlı kadınlara karşı koydun ve onlar başarıya ulaşamadı? Söyle bakalım. Hı? Ben kendimi övmüyorum. Benim de hatalarım, kusurlarım var. Nefsim beni de birçok insanın işlediği o çirkin fiillere zorlayabilirdi. Ne var ki Rabbim bana acıdı ve beni o kadınların şerrinden kurtardı. Rabbim çok bağışlayıcı ve şefkatlidir. Hürrem Hop'a selam olsun. Selam size. Yüzersif'i götürmeye geldim. Zindandan çıkmak için öne sürdüğün koşul yerine getirildi. Hanımefendi Züleyha ve şehrin diğer kadınları suçlarını itiraf ettiler ve zindana atıldılar. Ama ben onların ceza almaları amacını taşımıyordum. Kral Amonhotep sabırsızlıkla sizi bekliyor efendim. Siz olmadan buraya katlanmak çok zor olacak. Siz ne yapalım? Sizin yanınızda yakınlarımızdan ayrıldığımızı bile unutmuştuk. Gidişinle bir kez daha yalnız ve kimsesiz kalacağız, inan bize. Allah her zaman sizinle beraberdir. O yanınızdayken zindanın zorluğu ve Yüzersif'ten ayrılmak kolay olacaktır. Her zaman sizi ziyarete geleceğim. Sizi yalnız bırakmayacağım. Yüzersif tutuklulara nasıl davrandı ki onu bu kadar seviyorlar anlamadım. Doğru sözlü Yüzersif, onların yardımcısı ve yol göstericisi ve dert ortağıydı. Aman o tepe söyle. Yüzersif olmadan zindan unutulmuşlar evi ve mezar gibidir. Ona de ki, ya Yüzersif'i bizden alma ya da bizi ona kavuştur. Size bir nasihatte bulunayım. Eğer dinlerseniz huzur bulursunuz. Zindan dirilerin mezarı, kederlilerin evi. Dostlar için tecrübe ve kendini toparlama yeridir.
zindan suçlular için bir pişmanlık mekanıdır. Dostlarımız zindanın ağır koşulları altında ruhlarını kuvvetlendirir. Ve bu mekanda olgunlaşırlar. Dostlarımız kendilerini bu zindana gömmezler. Yakında sizi görmeye geleceğim. Güle güle Allah'ın peygamberi. Allah'ın selamı üzerine olsun. Yolun açık olsun. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Yolun açık olsun. Güle güle. Yolun açık olsun. Allah'ın selameti üzerine. Bizi unutma. Sen de bizi unutma. Bizi unutma Yüzersin. Kendine iyi bak. Yolun açık olsun. Yolun açık olsun Yüzersin. Yüzersif Hazretleri, bu tahtı sizin için hazırladık. Başkalarının omzuna oturmaktan korkarım. Ben bunların omzuna yük olmaya değil, omuzlarındaki yükü kaldırmaya geldim. Merak etmeyin, düşmezsiniz. Başkasının omzuna binen kişi için düşüş kaçınılmaz sondur. Ben bu atı tercih ederdim. Sakıncası yok. Yolunuz açık olsun. Yüzersif Hazretleri, lütfen benim arabama binin. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Gidelim. Yüzersif Hazretleri, isterseniz önce biraz dinlenin. Elbiselerinizi değiştirin. Ondan sonra Amonhotep'in huzuruna çıkın. Pekala. Ben de bu şekilde onların karşılarına çıkmak istemiyorum. O kimdi? Tanımıyor musun? O Yüzersif. Amonhotep'in emriyle zindandan çıkarıldı. Yüzersif mi? He? Bu Yusuf'un Mısır dilindeki adı. Evet. Evet doğru. Yusuf. Yusuf. Onu buldum. Yusuf'u buldum. Allah beni bağışlamasın. Nasıl böyle bir şey yapabildim? Yazıklar olsun bana ki bir peygamberi köle olarak sattım. Onu sattım. Onu buldum. Yusuf'u buldum. Yusuf. Yusuf. Başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi. Hem kendini hem de bizi rezil ettin. Benim de başıma ne geldiyse Yüzersif'ten dolayı geldi.
Ancak bu acıya katlanmak benim için tatlıdır. Hem de çok tatlı. Sen hem Potifar'ın şerefini iki paralık ettin, hem kendini hem de bizi yaktın. Hem Yüz Arsif'i hem de bizi, hem de kendini zindana attırdın. Senin gibi bir onursuzu ağaçta sallandırmak gerek. Ben ne onursuzluktan utanıyorum, ne de zindandan korkuyorum. Elimden sizden özür dilemekten başka hiçbir şey gelmez. Sizden özür dilerim. Bir şeyler yap. Senin için önemli olmayabilir ama bizim bir şerefimiz var. Gardiyan'la konuşmalısın. Belki Potifar'la konuşur da buradan kurtuluruz. Endişelenmeyin. Sizi burada tutmazlar. Suçlu olan benim. Onlar size dokunmazlar. Sonsuza kadar zindana atılmaktan korkmuyor musun? Onsuz her yer benim için bir zindan. Buranın iyi tarafı şu ki, Yüz Arsif'in yıllarca çektiği acıyı daha iyi idrak edebileceğim. Yüz Arsif'in kaldığı Zavira zindanı buradan kat be kat daha korkunç bir yerdir ve ben onu 10 yıldan fazla orada tuttum. Nasıl yaptım bunu? Çocukken onu bir kez görmüştüm. Şimdi nasıl göründüğünü bilemiyorum. Komutan Hürrem Hop ve Yüz Arsif huzura çıkmak isterler. Eskiden olduğu gibi. O zaman da önümde eğilmemiştin. 4. Amonhotep'e selam. Büyük bilge Yüz Arsif'e selam olsun. Temiz yaratılışlı bilge Yüz Arsif'e selam. Mısır'ın hanımefendisine selam. Hatırlıyor musun Yüz Arsif? Potifar'la birlikte burada babam 3. Amonhotep'in huzuruna çıkmıştınız. Ve siz ölen Amonhotep'in hediyesini boynuma takmıştınız. Bir gün büyüyeceksin ve makam mevki sahibi olacaksın. Onu öven Teps kadınları haksız sayılmazlar. Gerçekten de çok güzel. Ben rüya tabirimi duyduğum andan beri hararetle sizi görmeyi arzuluyordum. Suçsuzluğunuz ve masumiyetinizi öğrendiğim zaman da
Kendimi suçlu hissettim. Bizim yöntemimizde ve sizin gibi büyük bir bilge yorumcu nasıl zindana atılır? Tepsli kadınları sizin için zindana attırdım. Kralın himayesi için minnettarım. Ama ben Mısırlı kadınların cezalandırılmasından yana değilim. Bu bağışlama sizin manevi değerinizi gözümüzde daha da yükseltiyor. Ama ben onları biraz cezalandırmak istiyorum. Mısırlı kadınların bağışlanması sonraya kalsın. Çocukken sizinle ilgili çok fazla şey duymuştum. Ama gördüklerim duyduklarımın da ötesinde. Beni utandırıyorsunuz. Kendimi bütün bu övgülere layık görmüyorum. Size sormak istediğim bir soru var. Siz rüyaları acaba nasıl yorumluyorsunuz? Biliyorsunuz Mısırlı yorumcular bir takım sözler okuyarak ve bazı araçlar kullanarak rüya yorumları yapıyorlar. Rüya yorumu Allah'ın bana öğrettiği bir ilimdir. Ben kendimden bir şey katmıyorum. O halde doğru duymuşum. Siz Amon'a ve Mısır'ın diğer tanrılarına tapmıyorsunuz. Evet, doğrudur. Bu husus beni sevindirdi. Daha da gözüme girdin. Çeşitli tanrılara secde etme işiniz ve Amon tapınağını istememeniz takdire şayandır. Çünkü kralımız 4. Amon Hutep de tapınak tanrılarına kesinlikle inanmaz. Ben bütün Teps büyüklerinin huzurunda sizinle Amon tapınağındaki kahin ve rüya yorumcuları arasında bir münazara düzenlemeye karar verdim. Onların çaresizliklerini herkese göstermek istiyorum. Kuşku yok ki insanların bu yenilgiyle Amon tapınağına olan inançları sarsılacaktır. Amon tapınağı ve kahinler güçlerini halkın desteğinden alırlar efendimiz. Halkın kahinlere olan inancının azalması Amon tapınağının gücünü de azaltacaktır. İnarus, Yüzersif'e kalacağı yeri göster. Huremhop, Teps kentinin bütün soylularını sarayda düzenlenecek bu şölene davet edin. Baş üstüne efendim. İnançsız İbrani başarılı olamaz. Aksi takdirde kendimizi büyük bir yenilgiye hazırlamalıyız. Amon'un Yusarsif'in tanrısı karşısında yenilgiye uğraması, bütün kahinlerin ve rüya yorumcularının koyun güden bir köle karşısında yenilgiye uğraması anlamına gelir. Saray komutanı Ankh-Mahu Hazretleri sizinle görüşmek istiyor efendim. Mısır kralı 4. Amon Hutep rüyasının tabiri için Ankh-Mahu Hazretlerini ve rüya yorumcularını saraya bekliyor ve hemen gelmelerini istiyor. Anlaşıldı, gidebilirsin. Ne günlere kaldık. Yeni yetme ve deneyimsiz bir kralın karşısında dikilip hesap vermek zorunda kalıyoruz. Hakaretleri de çabası. Peki sizler ne işe yararsınız? Amon tapınağı ve bu tapınağın sadık hizmetkarları sizin beceriksizliğiniz yüzünden aşağılanıyorlar. Sizi yıllarca böyle günler için besledik. Tapınak size ihtiyaç duyarken mi aczinizi ilan ediyorsunuz? He? He? Efendim, Mısır ülkesinin sahibi Kral 4. Amon Hutep ve maiyeti içeri giriyor.
kahinler, rüya yorumcuları ve Teps kentinin soylularını çağırmaktan muradımız, rüyamızı yorumlayacağını söyleyen genç bir rüya yorumcusunu sınamaktır. Bugün onun doğruyu söyleyip söylemediğini hep birlikte göreceğiz. Mısır'ın bilge kralı Amonhotep'e selam. Yuzarsif, Potifar sarayında yıllarca hizmet etmesine rağmen hala bir kralın karşısında nasıl eğilmesi gerektiğini bilmiyor. Buna ne demeli? Onlarca birbirinden farklı tanrıça karşısında eğilen sizler için eğilmek olağan bir şey olabilir. Ama ben bugüne kadar sadece Allah'ın huzurunda eğildim. Umarım kralımız eğilmeyişimi kendisine saygısızlık olarak kabul etmez. Ancak Mısır gelenek ve göreneklerinde bu büyük bir saygısızlık addedilir efendim. Büyük kahinin dediği gibi eğilmesini bilseydin, Teps'in güzel kadınlarına da boyun eğer, yıllarca zindan köşelerinde çürümezdin. Bu şöleni düzenlememin amacı görmüş olduğum bir rüyanın yorumuyla ilgili olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiç şüphesiz Mısır'ın kudretli ve tecrübeli rüya yorumcuları rüyamı doğru olarak yorumlayacaklarını biliyorum. Doğrusu genç Yuzarsif'ten böyle bir şey beklemiyorum. Ama kendisi bu rekabeti istedi. Biz de yeteneğini sınamasını istedik. Bazılarımız rüyamın içeriğini biliyor. Evet, bunu biz doğru de duyduk. Bunu biz de duyduk. Çok haklı. Evet, evet, biz de duyduk. Ama yine de tekrar etmek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.